Arkadaşlar selamun aleyküm. Dersimiz tefsir tarihi ve usulü. Üçüncü ünite tefsirin tanımı ve niteliği arkadaşlar. Bu ünitemizde tefsir, tevil, tercüme, meal başlıklarını beraberce inceleyeceğiz arkadaşlar. Ben ünitemizi elimden geldiğince kavramsallaştırmaya çalıştım. İnşallah bunlar üzerinden beraberce başlayalım. Tefsir esasen Kur'an'ın metninin anlaşılmasına yönelik bir faaliyettir. Kur'an bilindiği gibi Müslümanlar için kutsal bir kitaptır. O halde tefsirin konusu olan metin de kutsaldır. Tefsir aslında beşeri bir metin değil, Yüce Allah'ın insanlığa indirmiş olduğu ilahi bir metini açıklayan aktivite demektir. Bundan dolayı tefsir ilmi en önemli ilimlerden bir tanesidir. Müfessir bir taraftan Kur'an'ın ne dediğini, diğer taraftan da ne demek istediğini ortaya koymaya çalışmaktadır. Kur'an'ın ne dediği onun lafızlarından, yani kelimelerini ifade ettiği sözlük anlamlarından, ne demek istediği de kelamın içsel anlamlarından çıkarılmaktadır. Tefsirin ne olup olmadığını anlamaya çalışan kişi tefsir ile alakalı kavramlara aşina olması gerekmektedir. İşte bu ünitede arkadaşlar tefsir ve onunla yakınlığı olan kavramları ele alacağız. Ardından tefsirin konusunu, gayesini, önemini, özelliğini ve diğer İslami ilimlerle olan ilişkilerini beraberce inceleyeceğiz. Şimdi birinci kavramımız tefsir arkadaşlar. Tefsir, fesera veya sefera kökünden gelen tef'il vezninde bir mastardır. Her iki kök ile de sözlük anlamı itibariyle keşfetmek, ortaya çıkarmak, üzerindeki örtüyü açmak, beyan etmek, açıklamak, anlaşılır hale getirmek gibi manalara gelmektedir. Ancak Emin el-Huli diyor ki, sefera kelimesi maddi bir keşif ve açıklama, fesara sözcüğü ise manevi yani anlamla ilgili keşif ve beyanı ifade etmektedir. Bu ayrımdan hareketle denebilir ki özellikle Kur'an'ın anlamını açıklamaya yönelik olarak kullanılan lafız yani tefsir lafzı sefera fiilinden değil de fesara fiilinden türemiştir diye Emin el-Hüli söylüyor arkadaşlar. Bundan sonra tefsir kavramı kısaca Kur'an ayetlerini Arap dili ve edebiyatı açısından tahlile tabi tutup kastedilen manayı tespit etmek diye tanımlanabilir. Buna göre müfessir Arap dili ve belagatı ile bütün araçları kullanarak ve ayetleri çevreleyen her şartı dikkate alarak Allah'ın muradını ortaya koymaya çalışmak durumundadır. Bu da esasen doğruluğu kesin olan delillere dayanılarak yapılmalıdır. Aksi halde sıhhatli bir tefsirden söz etmek mümkün olmayacaktır. Bu yüzdendir ki ilk dönemlerde tefsir denilince Hazreti Peygamber ve sahabeden gelen sahih rivayetler akla gelirdi. Demek ki tefsir birbiriyle çelişen yahut birbirlerine alternatif olan anlamların bulunduğu lafız ve cümleler için değil, daha ziyade bir lafzın tek anlamını açıklamak için kullanılan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi tevil arkadaşlar. Tevil aslına dönmek anlamına gelen evele kökünden tef'il vezninde mastar olup döndürmek ve herhangi bir şeyi varacağı yere vardırmak anlamına gelmektedir. Tevilin bu açıkladığımız manasından ziyade Kur'an bütünlüğü içerisinde dört farklı anlamı vardır. Tefsir anlamına gelir, sebep anlamına gelir, sonuç anlamına gelir, rüya tabiri anlamına gelir. Terim olarak ise tevil, ayetin lafzı tahlilinden sonra ortaya çıkan manasını makul ve kuvvetli delillerle desteklemiş olmak şartıyla muhtemel manalarından bağlamına en uygun olanla çevirme faaliyetidir. Tevili daha iyi anlamamız için internetten bir örnek aldım. Bunu beraberce inceleyelim. Müfessir Taha suresinde andolsun biz daha önce Adem'den söz almıştık da o bunu unuttu ve onda bir kararlılık bulamadık ayetini Teberani şöyle tevil ediyor. Mekke müşriklerinin daha önce ataları Adem Aleyhisselam'ın yaptığı gibi Allah'ın ayetlerinden yüz çevirip ona itaati terk ettikleri ve şeytana uyduklarının anlatıldığı şeklinde tevil yapmıştır.
Bu tevil aynı zamanda eleştirilmiştir. Ama biz burada tevili daha iyi anlamamız açısından bir örnek olarak aldık. Lafzi ve terim anlamı itibariyle ortaya konan sonuçlardan anlaşıldığına göre tevil esasen kelamın anlam yelpazesinin aksine onun mana çerçevesi içinde yapılan bir faaliyetten ibarettir. Ancak sözünü ettiğimiz faaliyet ister kelime ister cümle içinde olsun birden çok anlamı çerçevesi içerisine almalıdır. Şayet tevile konu olan ayetlerin muhtelif manaları çatısı altına almayıp tek bir anlama geliyorsa işte bu durumda tevilden değil de tefsirden söz etmek gerekir. Çünkü tefsir tek anlama gelebilen, tevil ise birden fazla manayı içeren kelime ya da cümleler için söz konusudur. Nitekim Büyük Türk müfessiri İmam Maturidi de tevili bir hususun varacağı nihai noktayı açıklamak diye açıklamıştır arkadaşlar. Denilebilir ki tefsir kesinliğe delalet eder, tevil ise kesin değil, zanni bilgi anlamına gelmektedir değerli hocalarım. Şimdi tevilin arkadaşlar yapılabilmesi için bir takım şartlar var. Bunlar 3 tane. Bunlardan önce İslam bilginlerin çoğunluğuna göre ayetlerden hüküm çıkarmada kuvvetli bir delil yok ise kuvvetli bir delil olmadıkça nasların zahiri manalarına bakıp tevile gitmek doğru görülmemiştir. Ancak müşkil ve müteşabih ayetler tevili kaçınılmaz kılmaktadır. Yani mecburen tevili meşkül ve müteşabih ayetler sebebiyle yapılması gerekli olmaktadır. İşte tevili yapmak için de 3 tane şart var. Bunlardan bir tanesi tevil için yani tevil yapılacak anlamın mecaz yoluyla da olsa lafzın delalet ettiği manalardan olmalıdır. Mesela bir kelime, bir cümle düşünün arkadaşlar. Bunun 10 tane anlamı var. İşte bunun 10 tane anlam yani 10 tane anlamı var. İşte biz tevil yaparken en azından bu anlamlardan bir tanesine bile delalet etmesi gerekiyor arkadaşlar. İkinci şart ise tevilin anlam yönüyle. Dedik ya 10 bir tane cümle veya kelime var. Bu 10 tane manayı içerisinde barındırıyor. Ama bu 10 tane manadan bir tanesi herhangi bir ayete ters düşmemesi gerekiyor tevilin yapılması için. Bir diğeri de tevil yaparken tevil için seçtiğimiz mananın herhangi bir dini delile dayanması da zorunlu görülmüş değerli hocalarım. Kuşkusuz bu hususlar tevilin sahih olup olmadığını bir takım ölçütlerle test etmeyi hedeflemektedir. Bu şartlara bakıldığında, şu yukarıda saydığımız bu şartlara bakıldığında söz konusu bu ölçütlerin yani bu şartların dilin kendisine has kuralları, örfi kullanımı ve nassa dayalı delillerden ibaret olduğu da görülmektedir. Şimdi tevilin çeşitleri var arkadaşlar. İslam literatüründe 3 çeşit tevil söz konusudur. Bunlar beyani, burhani ve irfani tevil. Bunlardan birincisi olan beyani tevili inceleyelim. Beyan açıklamak, izah etmek yani herhangi bir kelimeyi veya herhangi bir cümleyi açıklamak arkadaşlar. Şimdi bu yöntem daha ziyade kelamcı, fakih, müfessir ve dilcilerin kullandığı bir yöntemdir beyani tevil. Arap dilinin kuralları dahilinde hareket edilerek Kur'an'dan anlamlar üretmek olarak tanımlanmaktadır. Ancak bu tevil tarzı bir tercih yani içtihat işidir. İçtihat işidir. Yani düşünün bir ayeti açıklıyoruz. Ondan 10 tane mana çıktı. Onlardan bir tanesini tercih ediyoruz. Yani aslında bu tevilden ziyade bir nevi içtihattır. Yani içtihat da esasen yorumcunun yani fakih, müfessir, müevvil yani tevilci ilahi iradeyi keşfetme çabası olarak algılanmaktadır. Buna göre beyani tevil kısaca Kur'ani nasların anlamlarını subjektif bir tercihle ortaya çıkarmak olarak tanımlanmaktadır. Yani taraflı olarak ortaya çıkarmak demektir. Örneğin beyani tevil yöntemini benimseyenler Aynün
sözcüğünü, yani göz anlamına gelen aynın sözcüğünü ilim ve basiret, yani koruma ve gözetme şeklinde yorumlamışlardır. Yani tevil yapmışlardır. Görüldüğü gibi bu yaklaşım zahiren dil ve lügatta ayrılık arz etmemekle beraber sonuçta birer akli yorumdan ibarettir. Ancak bu yorumlar Kur'an ve sahih sünnet naslarına aykırı değildir. Ama buna rağmen onları her zaman tenkit, hatta reddetme imkanı söz konusudur. Yani burada aynın sözcüğünü alim açıklıyor ve gözetme, koruma anlamından farklı bir mana veriyor yani. Bir diğeri Burhani tevil. Burhani tevilin İslam düşüncesindeki en meşhur kuramcısı İbn-i Rüşt'tür. Bu yüzden söz konusu tevilin, yani Burhani tevilin İbn-i Rüşt'ün anlayışı istikametine tanımlamak daha yerinde olacaktır. Hemen belirtmek gerekir ki filozof İbn-i Rüşt Faslül Makal adlı eserinde Burhani tevili nasları bütünsellik içinde ele alarak zahiri manalarına uygun düşecek şekilde yorumlamaktadır. Çünkü ona göre akılla elde edilen bilgiye vahiy yoluyla elde edilen bilgi arasında birbirine ters değildir, aksine birbirine uyumludur. Kısaca İbn-i Rüşt'ün tanımladığı beyani tevil yöntemi nasları aklın ve dilin örfi kullanımı çerçevesinde kalarak yorumlamayı esas almaktadır. Bundan dolayı Burhani tevil bir yönüyle kelamcıların kullandığı az önce anlattığımız beyani tevil metoduyla birbirine benzemektedir. Bunu daha detaylı incelersek bu farkı görürüz. Çünkü Burhani tevilde diğerinde olduğu gibi hata ve yanılgıya açık olması sebebiyle zanni bilgi içeren içtihadi bir mahiyet arz etmektedir. Bir diğer tevilimiz irfani tevil. Bu tevil tasavvuf erbabının kalbine sezgi, keşif ve ilham yoluyla doğan bir bilgi türüdür. Bu da onların tedebbür, teemmül, tefekkür ve tezekkür gibi kavramlarla ifade edilen manevi tecrübeyi içselleştirmelerinin bir sonucudur. Yani mutasavvuflar Kur'an okuyarak onun derin anlamları üzerinde düşünceye dalmak olan tedebbür, dış dünyanın angajmanlarından yani bağlantılarından olabildiğince sıyrılarak ilahi ve ezeli hakikatler üzerinde yoğun biçimde kafa yormak yani teemmül bir ayetin veya surenin açıklanmasıdır. Dolayısıyla bu da tevkifidir. Ancak tevil herhangi bir karineden, delilden dolayı lafzın muhtemel manalarından birisini tercih etmek anlamını taşıdığı için katiyet ifade etmez. Çünkü kaynağı bireysel içtihatlara dayanır. Bir diğeri tefsir ekseriyetle ayetlerin lafızlarında görülür. Bir başka deyişle lafzın gerçek anlamını ve konusunu beyan eder. Tevil ise ayetlerin manalarında görülür. Başka bir ifadeyle tevil lafızlarda kastedilen anlamları ortaya koyar. Tefsirde hakikate delalet ettiği için ekseriyetle tek bir anlam söz konusudur. Tevilde ise yoruma müsait olması hasebiyle birden çok anlam söz konusudur. Tefsir hakikat yoluyla lafızların zahiri anlamları ortaya çıkarmaktadır. Tevil ise onların içsel anlamlarını ortaya çıkarmaktadır. Tefsir semavi kitaplarda kullanıldığı gibi bunların dışındaki bütün kitaplarda da kullanılabilir. Ancak tevil ise ekseriyetle semavi yani ilahi kitaplarda kullanılmaktadır. Yapılan tanımlar her ne kadar tefsir ile tevil arasında bir takım farklar gözetilmiş olsa da günümüzde tevil yerine tefsir kavramı kullanılmaktadır. Kur'an'ı açıklama ve yorumlama adına yazılan kitaplara tefsir, bunları açıklayana da müfessir denmesi bunun bir kanıtı. Bir diğer önemli kavramımız tercüme. Kök itibarıyla 4 harfli rubai terceme veya 3 harfli receme sülasi fiilden olan receme fiilinden türediği öne sürülen tercüme kelimesi sözlükte bir kelamı bir dilden başka bir dile çevirmek, bir sözü bir dilde tefsir veya beyan etmek, bir lafzı kendisinin yerini tutacak başka bir lafıza değiştirmek gibi anlamlara gelmektedir. Yalnız bu anlamlardan ziyade tercümenin 3 farklı anlamı da söz konusudur. Bunlardan birincisi tercüme
bir kimsenin yaşantısını ya da çalışma hayatında başından geçen olayları anlatması manasında kullanılır. Türkçedeki hal manasındadır tercümenin bir diğer ismi. Şimdi bir diğeri, bir sözü birisine ulaştırmak yahut bir insanı herhangi bir konuda haberdar etmek de aynı manaya gelmektedir. Yani tercüme manasına gelmektedir. Bir diğeri, bir sözü söylendiği ya da tercüme edildiği dilde tefsir etmek anlamında da kullanılmaktadır. Abdullah bin Abbas'ın tercümanül Kur'an tabirini kullanmasının sebebi de budur. Kavram olarak tercüme, bir sözün manasını diğer bir lisanda dengi bir tabirle aynen ifade etmek demektir kavram olarak. Şimdi tercüme ile alakalı önemli kavramlar. Tercümen arkadaşlar, bu tercüme işini yapan çevirmene tercüman deniyor arkadaşlar. Bu çevirme işini eğer bir kitabı veya herhangi bir metni yazılı olarak çeviriyorsa gene bu çevirmene mütercim deniyor arkadaşlar. Bu çevrilen yazıya da gene mütercem deniyor arkadaşlar. Çeviren mütercim ismi fail, ismi mef'ul olarak da mütercem de çeviren manasında kullanılmıştır. Şimdi tercümenin çeşitleri var arkadaşlar. Lafzi tercüme. Lafzi tercüme nazmında yani söz dizimi ve tertibinde aslına benzemesi gözetilen tercüme çeşididir. Bu şekildeki tercüme, tercüme edilecek metindeki her kelimenin birer birer ele alınıp onların yerine geçebilecek diğer dildeki lafızların gözden geçirilerek yerine konulması şeklindeki bir tercümedir. Bu bakımdan çoğunlukla bu tür tercüme asıl metnin anlamını çok zor aksettirmektedir. Onun içindir ki bu tercüme tarzı edebi eserlerde özellikle Kur'an-ı Kerim'de kullanımı son derece güç, hatta imkansız olarak görülmektedir. Buna bir örnek verecek olursak arkadaşlar, innehu le hafizun. Şimdi buradaki mana innehu muhakkak ki onu le hafizun biz koruyacağız. Muhakkak ki biz koruyacağız. Çünkü burada inne derken muhakkak, burada le derken yine muhakkak. Yani tahkik için iki tane edat söz konusu. Ama bunu Türkçe'ye çevirirken bir tane tahkik edatı çeviriyoruz. Dolayısıyla bu da buradaki inceliği gideriyor arkadaşlar. Onun için lafzi tercüme dediğimiz tercüme Kur'an için hiç müsait bir tercüme değildir. Tefsiri tercüme, asıl dildeki kelimelerin tertibine ve nazımına bağlı kalınmaksızın, bak burada bağlı kalınacak diyorduk, burada bağlı kalınmaksızın herhangi bir sözün anlamını bazı şerh yani açıklama ve izahlarla başka bir dile nakletmekten ibarettir. Bu tercüme tarzında önemli olan tercüme edilecek metindeki gaye ve maksatların doğru bir şekilde ifade edilmesidir. Burada dedik ki yani burada gaye ve maksatlardan ziyade nazım biçiminin direkt aktarılması var ama burada gaye ve maksatların doğru bir şekilde ifade edilmesi var. Tefsiri tercüme, lafzi tercüme kadar zor bir tercüme değildir. İşte bu özelliği sebebiyledir ki günümüzdeki tercümelere daha çok tefsiri tercüme denmektedir. Yani günümüzde daha çok tefsiri tercüme yapılmaktadır. Bu söylediğimiz esasen genel anlamdaki tercüme için söz konusudur. Tefsiri tercüme yöntemiyle Kur'an bir başka dile aktarıldığı zaman da yapılan faaliyette bazı eksiklikler söz konusudur. Yani şu tefsiri tercüme yapsak bile arkadaşlar Kur'an başka bir dile aktarılırken her zaman eksik söz konusudur. Çünkü Kur'an'daki söz sanatları, belagat, ses, estetik ve musiki incelikleri bir başka dile hiçbir zaman aktarmak söz konusu değildir. Şimdi Kur'an'ın hakkıyla tercüme yapılamamasının sebepleri var arkadaşlar. Bunları da incelediğimiz zaman tercüme faaliyetini biraz daha sağlıklı anlayacağız inşallah. Bunlardan birincisi Kur'an'ın fesahatı, belagatı, uslubu bakımından olan icazı onun nazmı vasıtasıyla tecelli etmektedir. Kur'an'ın icazı arkadaşlar onun nazmı vasıtasıyla tecelli eder. Tercüme ile bu nazım ortadan kalkınca Kur'an'ın icazından söz etmek mümkün değildir. Yani Kur'an'ın okunuşuyla
ondaki ahenklerle, ondaki vurgularla beraber Kur'an'ın bir icazı söz konusu. İşte tercüme yapıldığı zaman bu icaz ortadan kalkıyor arkadaşlar. Kur'an'ın nazmı, onun çeşitli kıraat vecihleriyle okunmasına imkan tanımaktadır. Bu kıraat vecihleriyle çeşitli nükteler ve incelikler ortaya çıkmaktadır. Kur'an'ın tercümesi ise kıraat vecihlerine, dolayısıyla onların ortaya koyduğu nükteler imkan vermemektedir. Yani Kur'an tercüme yapıldığı zaman veya tefsir yapıldığı zaman kıraatı ortadan kalkıyor. Sadece anlamıyla ilgilendiği için işte bu da Kur'an'ın tam olarak anlaşılmasına gene engel oluyor. Arapçaya mahsus olan bir takım edatlar vardır. Bu edatlar diğer kelimelerle kullanılınca çeşitli anlamlar, nükteler ve incelikler ortaya çıkmaktadır. Ancak bu edatlar tefsir esnasında veya çevir esnasında bulunmamaktadır. Yani veya çevrileceği dilde bu edatlar bulunmamaktadır. Yani az önce dedik ya, mesela innehu lehafizun derken muhakkak Kur'an'ı elbette biz koruyacağız derken iki tane tahkik edatı var. Ama biz bunu Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman devrik bir cümle ortaya çıkıyor. Bir diğeri Kur'an'ın mevcut nazmı, onun çeşitli şekillerde irab edilmesini, yani tahlil yapılmasına imkan vermektedir. Böylece Kur'an'ın çeşitli incelikleri ve nükteleri ortaya çıkmaktadır. Tercümeyle bu durum ortadan kalkmaktadır. Yani Arapçada irab yapmasını bilen kişiler bu inceliği fark edebilir. Kur'an'da bir takım müteşabih ayetler bulunmaktadır. Bu ayetlerin Arapça şekliyle bile anlaması hayli zordur. Bu durum tercümenin yapılmasını da zorlaştırmaktadır. Yani Arapçada bazı ayetler var. Arapça lafzıyla bile Arapların dahi tam manasını idrak edemediği veya müfessirlerin tam manasını çıkartamadığı ayetleri var ki, yani bu da tercüme yapılınca artık daha da iş zorlaşıyor veya bunun tercümesini yapması daha da zorlaşıyor yani. Şimdi az önce tevil ile tefsir arasındaki farkları incelemiştik. Şimdi tercüme ile tefsir arasındaki farkları inceleyince inşallah tercümeyi daha ziyade anlayacağız. Tercüme ile asıl metinden müstağni olma kastedilir. Yani tercüme aslın yerine geçer ve artık asla ihtiyaç kalmaz. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken bunu tercüme ettiğimiz zaman artık asıl metne gerek yoktur. Yani Arapça metne gerek yoktur. Ama tefsir böyle değildir. Tefsir aslında aynı olmayıp açıklamasıdır. İşte tefsir bu ayet-i kerimeyi, söylediğimiz ayet-i kerimeyi kelime kelime açıklar ve aynı zamanda onunla irtibatı kesmemiş olur. Tercümede istidrat dediğimiz daha fazla izah ve açıklama mümkün değildir. Çünkü tercüme ne fazla noksan aslın tıpatıp aynıdır. Lafza bakarak bundan şu mana anlaşılabilir denemez. Denilirse tercüme aslında aynısı olmaktan çıkar. Tefsir ise böyle değildir. Onda istidat yapmak caizdir. Hatta bazen gerekli bile olmaktadır. Zira tefsir bir beyan ve izah demektir. Şimdi tercüme örf yönünden aslın bütün mana ve maksatlarına uygunluk manası taşır. Tefsir için böyle bir şey söz konusu değildir. Tefsir aslın bütün mana ve maksatlarına uygun olma manasını ihtiva etmez. Bir diğeri tercüme, teknik anlamda mütercimin naklettiği maksat ve manaların tercümesi yapılan sözün ifade ettiği anlamlar olduğuna ve bu sözün sahibinin de söz konusu anlamları kastettiğine dair bir güven duygusu vermelidir. Yani diyor ki, şimdi bir İngiliz veya bir Arap düşünün, yanında bir tercüman var, yani tercüme yapan bir kişi var. Diyor ki işte İngiliz şunu söyledi, işte Arap bunu söyledi diye tercüme yapıyor, değil mi? Orada tercümeyi dinleyen kişi hemen ona inanıyor. Ama tefsirde böyle bir şey söz konusu değil. Tefsirde tefsir edilen şey, yani tefsir edilen şeye güven duyulması için ancak onun sağlam delillere dayanması lazımdır. O zaman ancak güven duygusu verebilir karşı tarafa. Arkadaşlar, tefsir tarihi ve usulü 3. ünitenin kaldığımız yerden bir dahaki dersimizde devam edeceğiz inşallah.